Kaynana ile gelinler. Bir varmış, bir yokmuş. Bir ananın bir oğlu varmış. Bu kadın, yaşlandığından oğluna yeterince hizmet edememiş. Bu nedenle oğlunu evlendirmeye karar vermiş. Oğlu anasının sözünü dinleyerek evlenmiş. Gelin kocasına hizmetle kusur etmiyormuş. Gelin bakmış ki kaynanası akşama kadar evde oturuyor. Bu böyle olmaz diyerek kaynanasını kocasından habersiz camiye göndermiş. Yaşlı kadın düşe kalka camiye gitmiş, gelininin zoruyla Kur'an öğrenmeye başlamış. Bu kadın dayanamamış, oğluna durumu anlatmış. Bunun üzerine kadının oğlu karısını boşamış. Aradan belli bir zaman geçtikten sonra kadın yine oğlunu evlendirmek istemiş. Oğlan evlenmek istemese de anası ısrar edince onu kıramamış. Oğlan yine evlenmiş. Yeni gelen gelin bakmış ki kaynanası akşama kadar evde oturuyor, kaynanasının eline tığları vererek oya örmesini istemiş. Kadın gelinin korkusundan oya örmek zorunda kalmış fakat kadının gözleri iyi görmediğinden tığ hep eline batırıyormuş. Her seferinde elleri kan çanağına dönüyormuş. Kadın buna da dayanamayarak oğluna söylemiş. Kadının oğlu bu karısını da boşamış. Yine aradan belli bir zaman geçtikten sonra kadın oğlunu evlendirmek istemiş. Oğlan yine annesini kıramayarak evlenmiş. Bu gelin de kaynanasını akşama kadar boş oturduğunu görünce eline bir kazan bulmuş. Bu kazanı güzelce hazırlayarak içine yumurtaları koyup kaynanasını civciv çıkartması için üzerine oturtturmuş. Bunu anlayan kadının oğlu bu karısını da boşamış. Oğlan artık evlenmek istemiyormuş. Hacca gitmek istiyormuş. Bunun için hazırlıklarını yapmış fakat annesi oğluna, "Sen gidince bana kim bakacak?" demiş. Oğlunun yine evlenmesini istiyormuş. Bu gelinin belki iyi olacağını düşünüyormuş. Oğlan anasını kıramamış, yine evlenmiş. Hem de oğlan gözüm arkada kalmaz, anamı karıma bırakırım düşüncesiyle evlenmiş. Kadının oğlu hacca gitmiş. Kaynana yeni gelinle baş başa kalmış. Bir zaman sonra gelin, kaynanasının hizmetini görmekten bıkmış. Öyle ki ondan kurtulma yolları aramaya başlamış. Bir gün köye cambazlar gelmiş. Gelin, kaynanasını bu cambazlara satmış. Köydekilere de kaynanasının öldüğünü duyurmuş. Mezarının da evde olduğunu söylemiş. Oğlan hac vazifesini yapmış. Eve dönerken kulağına tanıdık bir ses gelmiş, bakmış gibi kalabalık. Kalabalığa yaklaştıkça, bir gelin aldım hocaya saldı, bir gelin aldım gergef işletti, bir gelin aldım cücük çıkarttı, bir gelin aldım cambaza sattı, sözlerini duymaya başlamış. Sesin annesine ait olduğunu anlamış. Gelmiş ki ne görsün anası. Çırılçıplak, cambaz kamçıyı vurdukça bunları diyerek hopluyormuş. Oğlan anasını cambazların ellerinden alarak hamama götürmüş. Bir, güzelce anasını yıkatmış. Daha sonra anasını bir sandığın içine koyarak evin yolunu tutmuş. Eve gelince karısı anasının öldüğünü söylemiş. Mezarını göstermiş. Hacdan gelmesi nedeniyle misafirler gelmiş. Gelin sandıkta ne olduğunu merak etmeye başlamış. Misafirler gittikten sonra oğlan karısına sandıkta hediyesinin olduğunu söylemiş. Gelin sandığı açınca bir de ne görsün, kaynanası yaşıyor. Bunun üzerine oğlan karısını bu sandığa kilitleyip hapse attırmış. Annesine de beterin beteri var. Kur'an okutmaya çalışan gelini beğenmeyince gerisi böyle oldu demiş. Bundan sonra da oğlan anasıyla birlikte yaşamaya devam etmiş.